Vallahi Eren sen bitmişsin ya. Yani bakıyorum da şimdi bir de kız evine gelmiş. Yani kolay iş değil, Allah sabır versin yani. Zor iş, gerçekten zor iş. Maşallah Savcım, siz de ne güzel bir dert babasıymışsınız ya. Nasıl rahatladım ha? Oh! Takılıyorum Erenciğim, alınmasak mı? Vallahi bak. Ya sen bir de iyi tarafından baksana Eren bu duruma ya. Şimdi niye diyeceksin? Bak, yok efendim gaz çıkarmasıydı çocuğun. Yok efendim işte sırtında gezdirmesiydi. Ondan sonra ilkokuluydu, ortaokuluydu. Yok efendim anne dedi, baba demedi. Baba dedi, anne demedi. Bütün bu dertleri yırtmışsın ya. Ah be Savcım, keşke hiç yırtmasaydım o aşamaları var ya. İnsanın evladına el olması ne kadar zor biliyor musun Savcım? Ne bileyim, keşke tüm o dertleri çekseydim de şimdi bana babam diye sarılsaydı. Ya da bir derdi olduğunda böyle omzuma yaslanıp ağlasaydı. Hep anlatırlar ya böyle işte. İlk aşkını bana anlatabilecek kadar yakın olabilseydik. Böyle sırdaş gibi. Vay be. Sen güzel adamsın be Eren. Annesi hanımefendi peki o ne iş? Annesi? Annesi içimde öyle bir yara ki savcım, bir türlü kabuk bağlatamadım. Oo Erenciğim, biz de sana bir dokunduk bir nah işittik ya. Meğerse bünyede senin ne kadar çok dert birikmiş ya. Büyük tutulmuştum be savcım. Öyle böyle değil. Ne bileyim yarım kaldım. Ne ben kendimi tamamlayabildim, ne onu söküp atabildim. Bak Eren, hiç kendine yüklenme. Bence başarırsın sen. Yani girersin evladının kalbine. Annesi hanımefendiye gelince vallahi ne desem bilemedim yani. O da kendisi kaybetmiş. Derdine yansın, boş ver. Vallahi tehdit eden falan olmadı. Öyle listemizde falan da hatırlamıyorum yani. Pardon, şu doping olayı vardı sadece, o kadar. Zaten onda da herif daha bana ne yapabilir ki ya? Resmen kızımın hayatıyla oynadı, şerefsiz. Evet, haklısın. Yani aslında beni hedeflediği için yaptı zannetmiştim. Sonuçta benim de adım var listede. Gerçekten herifin kafa çok enteresan çalışıyormuş. Zehir gibiydi. Acaba şu Zümrüt olayını biliyordu da oradan mı tehdit edecekti seni? Olabilir. Adam dünyada bilinmedik sır bırakmamış, baksana. Deşince altından çıkacak sırların var mı daha enişte? Yok Ceylin, ne olsun başka? Bilmem, sen söyle. Hayır, sonradan ortaya çıkanlar biliyorsun, bir yerlerini tırmalıyor insanın. Adım çıktı biliyorum da, yok Ceylin. Yok. Hocan geldi. Hadi görüşürüz. Enişte, Parla'yı iyi görmedim. Dikkat edin ona, olur mu? Nasıl abla? Daha doğrusu herkes. Halloldu mu mesela? Zaman gösterecek ama zor bir geceydi. Haberden de o kadar. İmam. Aç aç, ben Serdar. Ne yapıyorsun burada ya? Nereden buldun burayı sen? Ya kızım, o kadar gizem uyandırdın ki. Ben de meraklı bir insanımdır yani. Bir bakayım dedim. Bir de güvenli mi değil mi onu görmek istedim. Zul evin nasıl? Hop 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 hop. İçeri giremezsen ne söyleyeceksen kapıda söyle. Tamam sakin ol ya. Atarların Tuğçe. Ya sana bir ufak bir şey söylemek için geldim ben. Malı sen teslim edeceksin. Mekan zaman belli zaten. Ben sana zaten detayları atarım. Dikkat çekmemeye çalış lütfen. Bir de öncesinde bir şey yapmanı isteyeceğim. Ne sen isteyeceksin söyle, niye geliyorsun? Şimdi maldan birazcık ayırman lazım. Çok fazla değil, bir ufak. Onun teslim edileceği yer ayrı. O kısmı ben halledeceğim zaten. Emin misin? Saçma sapan bir şey yapmıyorsun değil mi? Serdar abisini de merak edermiş. Ha bak. Oldu mu şimdi bu? Ha? Ayıp değil mi? Neyse, ben kaçıyorum. Bak, ayırmayı unutma, tamam mı? Mesajı bekle, tamam mı? Haydi, gittim ben.